Herkese merhaba bu videoda e, bir saati biraz geçeceğini tahmin ediyorum çocuklar için felsefe ile alakalı e, bir video olacak benzer videolara baktığınız zaman e, bir bir buçuk saat içerisinde e, çok şey öğrendiğinizi çok şey fark ettiğinizi göreceksiniz not alarak bence ilerlemelisiniz. İyi bir eğitimci olmak için ya da iyi bir ebeveyn olmak için felsefeyi çocukların hayatına entegre etmek için bu videoda vereceğim tüyoları dikkate almanız son derece önemli bence. Çocuklar için felsefe dediğimizde aslında çocuk ve felsefe kavramlarını biraz ilişkilendirme düzeyimiz konuya yön veriyor. Yani çocuk su felsefe, çocukça felsefe aslında yetişkinlerin çocuklar için çocukmuş gibi davranması ee, kendi çocukluğunu merkeze alarak çocuk nasıl düşünür sorusuna cevap vererek felsefe yapmaya çalışmasıdır. Ee, i̇çine hatalar serpiştirilmiş bir felsefedir çocuk çocukça felsefe. Ama bizim daha çok ilgilendiğimiz çocuğun felsefesi, çocuğun zihin dünyasındaki düşünme biçimi. Ee, bunu onu konuşturarak anca ortaya çıkarabiliriz ama ortaya çıkarmanın e, bir faydası olabileceğini de düşünmüyorum. E, bakış açımızı biraz değiştirir, geliştirir ama e, neticede e, felsefe dediğimiz şey zamanla gelişerek evrilen, değişen, dönüşen bir şey. Dolayısıyla yetişkinlerin felsefesinin e, daha kapsayıcı olabilme ihtimali var. Ama çocuklar da e, Kral çıplak hikayesinden anlayacağımız üzere saf, temiz her şeyi her şeyle ilişkilendirebilecek bir zihne sahipken, yapmış oldukları felsefenin de bize faydası olacaktır. Ama bizim bu eğitim videosunda özellikle söyleyeceğim şey şu: Çocuklar için felsefe dediğimiz aslında yetişkinlerin de değil, insanlığın ortak havuzunda biriken felsefenin çocuklara adapte edilmiş, çocuk seviyesine indirgenmiş versiyonu, çocuklar için felsefe. Bir de çocuklarla felsefe var. Bu çocuklarla felsefe, çocuk yanınızdayken yapılan felsefe ise bu öğretmenin öğrenciye anlattığı felsefi çalışmalar. Biz bunu istemiyoruz. Çocukla beraber çocuğun sindireceği, konuşacağı, tartışacağı, eleştireceği, önereceği cümlelerle birlikte eğer yapılıyorsa bu çocukla felsefe, çocuğun felsefesini anlamamız için önemli bir adım olabilir. Biz çocuklar için felsefede felsefe literatürünün çocukların anlayabileceği noktaya indirgenip, sadeleştirilip, basitleştirilip ve çocuğun felsefesini geliştirmeye yönelik. Çocuğun bir felsefesi var ve onu geliştirmemiz lazım, inşa etmemiz lazım. Öğretmen çocuğun felsefesini inşa etmez. Öğretmen çocuğun felsefesini inşa ederken, çocuk kendi felsefesini, düşünme biçimini e, inşa ederken e, ...ona liderlik eder... ...dolayısıyla ben... E, ...tasarım lideri kavramını seviyorum... ...defalarca kullanıyorum... E, ...çocuklar için felsefede de öğretmen... E, ...çocukların ihtiyaç duyduğu... ...çocuklar kullanacağı... ...işlerine yarayacak... ...felsefeyi... E, ...çocuğun felsefe, kendi felsefesini inşa ederken... ...ona liderlik etmesidir... ...tasarım lideridir... İnşa etme bir tasarım gerektirir... ...ve çocuk kendi tasarımını... ...kendi ihtiyaç duyduğu felsefeyi kendi inşa eder... Bu süreçte ona destek olma, onun yerine felsefe yapma değil, ona destek olma, yani ona liderlik etme gerekir. Burada iki faktör karşımıza çıkıyor. Çocuklar için felsefede ne yapılacak? Çocuklara liderlik edilecek. Ne de liderlik edilecek? Kitap okurken, bir metni okurken, bir filmi izlerken, bir sanat eserini incelerken, bir müzede gezerken ona liderlik etmek gerekiyor. Bu sadece okulda yapılacak bir şey değildir liderlik. Ailede de yapılması gerekir. Ailenin de e, çocuğa liderlik etmesi, kendi tasarladığı, inşa ettiği felsefesinin, çocuğun felsefesinin daha sağlam olması için liderlik etmesi gerekiyor. Örneğin e, bir anne baba evde kitap okurken birdenbire e, bir çocuğa ya burada şöyle bir şey yazmış, sence ne demek istiyor? diye sorduğunda bir tart bir görüş alıyor. Bu okuduğunu anlama çalışması bir Türkçe çalışması olarak düşünülebilir. Ama soruyu şöyle sorduğunuzda sen bu görüşe katılıyor musunuz dediğinizde önce metni anlaması gerekir, sonra metni eleştirip daha sonra da kendi görüşünün bu eleştiri ve takdir duygusuyla olan kıyasını yapması gerekir. Dolayısıyla daha üst düzey bir düşünme süreci gerekiyor. Daha üst düzey bir düşünme süreci aslında derin düşünme yani felsefedir. E, kısaca felsefeyi e, bu video içerisinde ben derin düşünmeyi sevme e, sevme olarak alıyorum. Çocuklara derin düşünmeyi sevdirebilirsek felsefe yapma çocuklar için felsefe amacına ulaşmış olacak. Ama bir çocuk bir süre sonra aman boş ver düşünmek istemiyorum falan filan dediği anda demek ki çocuklar için felsefe çalışmamız işe yaramıyor demektir. Çocuklara derin düşünmeyi sevdirmek lazım. Derin düşünmeyi seven çocuk filozof çocuktur. Her çocuk filozof olmak zorunda değil. Bizim anladığımız anlamda filozof olmak zorunda değil. Ama her çocuk bir konuda derin düşünebilmeyi başarabilmeli ve bir konuda derin düşündüğü zaman bir sonuca ulaşabilmeli ve bunu tekrar yapma konusunda ön yargıları olmamalı. Defa defa uzun süre ve derin düşünceye dalma, derin düşüncesiyle birlikte sonuçlar çıkarıp yukarıya ganimetlerini paylaşmak üzere insanlara konuşmak üzere derin düşünceler sonunda ulaştığı şeyleri iletme cesaretini gösterebilmelidir her konuda derin düşünmek zorunda değil ama ihtiyaç duyduğunda bir konuda derin düşünebilme becerisi çocuğa verebileceğimiz en güzel hediyedir bence böyle ee, peki çocuğa derin düşünmeyi sevdirdik çocuk ihtiyaç duyduğu anda kendi hayatıyla ilgili derin düşüncelere sahip olabiliyor derin düşünebiliyor çocuklar için felsefe eğitimi amacına ulaşmış demektir. Bu çok son derece basit bir kıstas, ölçüt. Ama çocuk eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme dediğimiz bu tüm düşünme becerilerini iki çatı altında toplayabiliriz. Eleştirel ve yaratıcı düşünme. Bu ikisi birlikte olduğunda bir problem çözme becerisi olarak karşımıza çıkıyor. Ee, Problem çözme becerisi de aslında beynin temel görevi. Çünkü beyin mekanizmasını, tüm mekanizmasını hayatta tutabilmek için, yaşamı devam ettirebilmek için etrafa uyum sağlamakla görevli. Adaptasyonla görevli. Ve bu adaptasyon bir zeka ister. Adaptasyon bir elde ettiği bilgileri etiketlemek, sınıflandırma ister. Etiketlendirdiğiniz, sınıflandırdığınız şey e, iyi olarak etiketlendirirsiniz çünkü fayda sağlarsınız. Kötü olarak etiketlendirirsiniz çünkü zarar görürsünüz. İyi ve kötü etiketlediğiniz şeyleri hafızada depolar ve yeni durumlarla karşılaştığınızda o etiketleri kullanarak çalışırsınız. Ama derin düşünme daha bambaşka bir şey. Derin düşünme şu demek. Her fakir görünen kötü müdür? Her zengin görünen e, Nasrettin Hoca'nın ye kürkü miyedeki gibi her kıyafeti düzgün olan iyi midir? Bu derin düşünmeler, bu etiketleri sorgulamalardır aslında. Tecrübeleri tekrardan çek etme, kontrol etmedir aslında. Ve çocuklara bunu öğrettiğimiz zaman aslında çok farklı alanlarda çok farklı konuları öğretmiş oluyoruz. Örneğin bilgi felsefesinde bilginin kaynağı nedir? Senin kullandığın bilginin kaynağı nedir? E, havaya bakıyorsun, yağmur yağacak diyorsun. Buradaki kanıtın nedir? Yazarın düşüncesi edebiyatla ilgili bir konu ama yazar sence bu konuda e, iyimser mi yoksa kötümser mi dediğinde yazarın o gö o tutumuyla alakalı kanıt ortaya koyması, cümleler göstermesi, delil ortaya koyması, kanıt ortaya koyması edebi metin kullanarak yaptığı bir delillendirme. Yağmur yağacakla ilgili delillendirmesi de siyah bulutların kümelenmesi, toparlanması ile ilgili. Peki her siyah bulut küme toparlandığında yağmur yağıyor mu? Ee, benim üzerime yağmasa da bir yerlere yağıyor olabilir. Bununla alakalı incelemeler yapacak. Kitaplara bakacak, internete bakacak. Ve tek bir kaynaktan değil, birden çok kaynaktan, çoklu kaynaktan derleyerek... Ee, evet... Bu böyledir diyecek. Aslında bilim yapmaya başlıyor. Ama bilim yapmazdan önce bilginin davranışını kontrol ediyor. Bilgi aslında sıralı bir yapıdır. Harfleri sıralarsanız kelimeler cümleler oluşur. DNA'yı sıralarsanız bir genetik bilgi oluşur. Sıra demektir aslında bilgi. Bu anlamda bilgideki sıralama değişebiliyor. Yani bir baktığınızda ağaçlar eğer dümdüz dizilmişse orada insan izi görebiliyorsunuz. Yere baktığınızda tüm karolar aynı şekilde dizildiyse burada bir insan faktörü var diyebiliyorsunuz. Çünkü doğada her şey düzgün dizilmiyor. Doğadaki o bilgi bize ne diyor? Taşlar yamuk yumuk taşlar var, sivri taşlar var, düzgün taşlar var ve o taşların rastgele dağılmış görüntüsü bize doğallık algısı oluşturuyor bizde. Bir bilgi veriyor. Ama o taşları yontarsak, düzeltirsek, eşit sıralarsak, yan yana belli bir yol oluşturursak buradan bir insan eli değdiğini anlıyoruz. Çünkü orada bir düzen var. Bilgi sıralanma demekken çocuğa bu sırada bir değişiklik yapıldığında, bilgi yanıltıldığında, bilgi değiştirildiğinde, dezenformasyon oluşturulduğunda neler olabileceğini hissettirmek gerekiyor. Örneğin eee bir bilgisayardaki bir web sayfasında kodlarıyla oynayarak, kaynak dosyasıyla oynayarak haberi değiştirebilirsiniz ve tuhaf bir haber oluşturabilirsiniz. Tuhaf oluşturacağınız o haber konuşan kuş, e, insanları şaşırtıyor mesela. Bir kuş konuşabilir mi? Tabii papağan dışında. Papağan da belirli kelimeleri söyler. Bu, bu konuda araştırmalarını sağlayacak. Ama bizim yapacağımız şey kaynağı de, e, dejenere ederek de, dezenformasyon oluşturarak ...zarar vererek kaynağa her kaynağa güvenilmez bilgisini oluşturmaya çalışacağız. İşte sahte bir haber, sahte bir internet sayfası, sahte bir kitapta bir sayfa, fotokopi... ...bir şekilde şu demek olacak, her kaynağa güvenmeyin. Birden çok kaynağa deneyin. O kaynağın farklı basımlarına bakın. Hatta kaynakları size ulaştıran kişiler konusunda da şüphe etmelisiniz gibi çocuklara erken yaşlarda böyle medya okuryazarlığı dediğimiz bilgiler verilebilir. Bu medya okuryazarlığı konusunda sahte haber, yanlış haberle ilgili çok güzel oyunlarımız var. Örneğin kulaktan kulağa. Bu oyunlar oynatılıp sonunda bir değerlendirme toplantısı yapılabilir. Denilir ki bu oyunda ne anladınız çocuklar? Demek ki başkalarından duyduğunuz bilgiler gerçek olmayabilir. Kaynağını sorgulamanız lazım. O zaman bilgi üzerine derin düşünmeye başlamış oluyoruz ve buna alanda epistemoloji diyoruz. Epistemolojiyi adını vererek anlatırsanız felsefe dersi yapmış olursunuz. Çocuklar için felsefede adını koymadan onları oyunla, etkinlikle yönlendire yönlendire düşünmelerini sağlamaktır. Çocuklar için felsefe dersinin e, amacı gerçek felsefe konularının benzerlerini oluşturarak onlara sindirebilecekleri seviyede kelimelerle, ifadelerle, hikayelerle anlatıp o konular üzerine düşünmeye başlamalarını sağlamaktır. E, peki öğrenci bu konularda başarılı olmazsa ne olacak? Yani her felsefe çocuklar için felsefe etkinliğini her çocuk yapabilmeli mi? Hayır. Çocukların ilgi ve alakalarını doğru tespit etmek çok önemli. İlgi ve alakalarını doğru tespit ettiğimiz takdirde onların ilgi duyduğu konularda derinlemesine düşünmelerini sağlayabiliriz. Bu konularda çok literatürde geçmese de benim siz dinleyicilerime önerim çocukların rüyalarını çocukların hayallerini ve çocuklara anlattığınız masallardan çocukların neler anladıklarını sorgulayabilirsiniz. Hayal, masal, ve rüya gibi gerçek dışı olduğu düşünülebilecek olan şeyler belli bir zaman sonra gerçek olarak karşımıza çıkabiliyor. Ee, daha önce hayvanların konuşması bizim için tuhafken, şimdi okyanusta balinaların çıkardıkları seslerden e, ses tonları ile alakalı, sesin sürekliliği ile alakalı, e, ne hissettikleri, hissettiklerini nasıl ifade ettikleri ile ilgili bir dil olmasa da dil benzeri bir kelime grubuyla karşılaşabiliyoruz. Yani hayvanların da artık birbirleri arasında iletişim kurduklarını söyleyebiliyoruz. Daha önceden bize bitkilerle iletişim bitkilerin birbirleriyle iletişimi konuşması masal iken şimdi bitkilerin birbirleriyle bakteriler kuşlar farklı mantarlarla göndererek birbirlerine iletişim kurmuş olabilecekleri ...bilgisine ulaşmış durumdayız. Daha farklı ileriki yıllarda... ...daha farklı teknolojilerle... ...daha farklı çalışmalar da yapılabilir. Şunu demeye çalışıyorum. Ee, bizler... E, ...masal, hikaye ve rüya gibi... ...gerçek dışı olduğunu düşündüğümüz... ...hayal gibi gerçek dışı olduğunu düşündüğümüz... ...şeylerin aslında çocuğun... ...bizzat zihin dünyasını yansıtan... ...bir mekanizma olduğunu unutmamalıyız. Çocuklara rüyalarınızı anlatın... ...herkesin içine demek doğru olmayabilir... ...etik olmayabilir ama birebir görüşmelerde kısa gruplar, küçük gruplarda kısa süreli çocukların rüyalarını dinleyip çocukların ilgi duydukları alandır aslında rüyalar. Freud'a göre arzu ettikleri, bastırdıkları şeyleri ifade eder rüyalar. dolayısıyla bizler çocuklarla rüyaları konuşarak aslında onların rüyalarını sorgulamalarını sağlayabiliriz. O halde yapacağımız şey şu. Çocuklar için felsefede elimizde bir done olacak, bir şey olacak, bir hikaye bir şiir, bir film, bir müze gezisi, bir maç, herhangi bir şey olacak. Bir rüya, bir hayal. Ve biz onu merkeze alarak sorgulamaya başlayacağız. Ve onun içinden parçaları oluşturacağız. Bu parça oluşturma işini analiz diyoruz. Parçalar oluşturacağız. Parçaların birbiriyle ilişkilerini sorgulayacağız. Ve ilişkileri, parçaları tutarsız bulduğumuz yanları, doğru olmadığını düşündüğümüz parçaları, yapıları değerlendireceğiz ve bütünleştireceğiz. Karşılaştıracağız, sınıflandıracağız. Derin düşüneceğiz, o konuda derin düşüneceğiz. Konumuz yalan, örnek veriyorum. Her zaman yalan söylenebilir mi? Yalan söylenmesi gereken durumlar var mı? Kimlere yalancı deriz? Kimlere yalancı diyemeyiz? Yalancı dediğimiz insanlar sürekli mi yalan söyler yoksa doğrucu dediğimiz insanlar da arada yalan söyleyebilir mi? Şimdi bakın 5-6 sorunun sonunda yalan konusunda biraz düşünmeye başladık. Bilmediğimiz konuda söylediğimiz söz yalan mıdır? Ee, daha önce söylediğimiz bir şeyin tersini daha sonra söylersek daha önce söylediğimiz yalan mı olmuş olur? Bakın biraz daha derinleştik. Bu konularda bulduğumuz şeyleri yazdığımızda, yazdığımız şeyleri karşılaştırdığımızda aslında akademik manada bir felsefe çalışması yapmış oluyoruz. Yaşımızın küçük olması bunun için bir te sorun teşkil etmez. Çocuklarla bir konuda tartışmaya başladık. Beyin fırtınası yapıyoruz. Beyin fırtınası nedir? Süzgeç kullanmadan, elek kullanmadan, e filtre kullanmadan Zihninize gelen her şeyi tahtaya yazmanızdır. Bunlardan yazdıktan sonra elemeler yaparız. Bazılarını sileriz. Bazılarını birleştiririz. Ve daha sonra elimizde kalanları anlamlandırmaya başlarız. Bir yapı oluşturmaya başlarız. Orada bir oylama yapabiliriz. Oylama bize şunu söyler. E, hayal kurdum, düşündüm, söyledim ama... Düşündüğümden vazgeçebiliyorum demek ki düşüncelerden vazgeçilebilir ve benim hayal kurduğum benim düşündüğüm fikirlerim arkadaşımın fikirlerinden daha zayıf ya da daha güçlü olabilir. Yeteri kadar kanıt delil bulursam ben fikirlerinden vazgeçebilirim. O halde e, durum şuraya doğru gidiyor. Yani biz çocuğa şu bilgiyi vermeye başlıyoruz. Biz seni eleştirmiyoruz, senin fikirlerini eleştiriyoruz. Herkes cesaretli olmalı ve fikirlerini özgürce söyleyebilmeli. Fikirlerini söyleyemedikleri, cesaret edemedikleri, öğretmenden korktukları ortamlar e, felsefe, çocuklar için felsefe ortamı uygun ortam, uygun atmosfer değildir. Herkes fikrini özgürce söyleyebilmeli ama fikriyle alakalı e, zıt görüşlerde kanıtlar çoğaldığı zaman fikrinden de vazgeçebilmeli. Yani döneklik, fikrinden dönme, ...ayıp sanacak bir durum değildir. Eğer yeterli kanıt oluştuysa... ...fikirlerinden dönebilme... ...fikirlerin hatasını kabul edilme bir erdemdir. Bunu... ...lanse etmek gerekiyor. Ve çocukların fikirlerini... E, ...somut işlem döneminde oldukları için... ...sürekli konuşmalarında fayda var. Yani öğretmen ders anlatıyor gibi olmamalı. Öğretmen birkaç soru sorup çekilmeli. Çocuklar ne kadar çok konuşurlarsa... ...kendi iç sesleri yerine... ...dış sesleriyle... ...arkadaşlarıyla konuşurlarsa... Ve uzlaşırlarsa ve uzlaştığı şeyleri de sorgularlarsa bu e, kadar iyi bir çocuklar için felsefe çalışması yapmaya başlamış oluruz. Bu arada kendileriyle, arkadaşlarıyla ilgili karşılıklı hoşgörü, sevgi, saygı e, ve empati kurma, açık ve net konuşabilme becerileri de e, zamanla gelişecektir. Çocuklar için sürekli oyun bulma, oyuncak bulma çok önemli. Mesela bir sınıfa getirdiğiniz bir baston. Bastonla ne yapabilirsiniz çocuklar dediğinizde silah olarak kullanan çocuklar olduğu gibi kürek olarak kullanan çocuklar da olacaktır. Bir çocuk kaç farklı bastonu kullanabiliyorsa aslında yaratıcılığı, hayal gücü o kadar geniştir diyebilirsiniz. Ama silah aklına silah gelen çocukla Bahçeyi sulamak için hortum gelen çocuk aynı çocuk değildir. Zihnini biraz daha o çocuğa neden silah aklına geldi diyerek kendi zihnini, kendi fikrini ortaya atma sürecini sorgulamasını sağlayabilirsiniz. Tabii suçlamak, etiketlemekten bahsetmiyorum ama çocuk için şunu açıkça sormak lazım. Neden bu aklına geldi? kendisini sorgulaması da e, ve kendi sorgularından sonra kendisine şekil çekil, e, kendi değişiklik yapması, düzen kurması, kendi zihnini düzeltmesi çok önemli. Bu anlamda bu süreçte farklı düşünce deneyleri de gerçekleşecektir. Çocuklar farklı düşünce deneyleri yaparak da e, düşünme, akıl yürütme becerilerini fark etmeye başlayacaklar. Düşünce deneyleri nedir? Düşünce deneyleri bir şeyi ekstrem noktaya getirmektir. Yani e, ben şu anda ne yapıyorum? Bir bardak çay içiyorum. Peki içerisinde e, bir damla kalsaydı da ben yine çay içiyorum diyebilecek miydim? Ya da e, içerisindekinin ne olduğunu bilmeseydim? Yine çay içiyorum diyebilecek miydim? Ya da siz ne düşünecektiniz? Benim ne içtiğim konusunda e, nasıl çıkarımlar yapabilirsiniz? Örneğin bu bir kupa olduğu için çay içmek için kullanılır. Farklı bir içecek için farklı bir bardak tipi kullanılabilir. o Farklı bardak tiplerinde benim içtiğimi tahmin etmeye başlarsınız. İşte burada yaptığınız şey felsefe. Neden? Peki kupadan süt içilmez mi? Kupadan... Vişne suyu içilmez mi? Kupadan sadece çay, kahve mi içilir? Çay bardakları o halde nedir? Bakın derin düşünmeye başladık. Ben söylemeden sizin yapacağınız tüm tahminler, metin okurken metinin başlığı, metinin içeriğini okurken ya da oradaki bir resmi yorumlarken daha okumaya geçmeden yapacağınız tahminler. Tamamen derin düşünmeye ve kanıtlar üzerinden fikir yap, fikir ortaya atmaya yönelik çalışmalar. Bunlar son derece değerli ve basit önemli çalışmalar. Bir metni okumaya geçtiniz. Okurken sözlük kullanmak çok önemli. Sözlük kullanmak neden önemli? O sınıftaki herkesin aynı kelimeden aynı şeyi anlamasını sağlıyor. Ve bir konuda bir şey bilmiyorsanız neyi anlamanız gerektiğini sözlüğe bakarak buluyorsunuz. Sözlük tüm insanlığın ortak dili olan Türkçe için mesela Türk toplumunun dili olan Türkçeyi herkesin aynı şeyi anlaması için oluşturmuş bir metin. Aslında bir uzlaşı. Anayasadan belki daha kıymetli bir şey. Çünkü anayasa bizi kurallarla çerçevemizi çizerken sözlük Bizim zihin dünyamızın çerçevesini çiziyor. Nasıl davranacağımız değil, nasıl düşüneceğimizin çerçevesini çiziyor. O anlamda sözlük son derece kıymetli ve özel. Sözlük kullanmayı öğretmek de sınıf içerisinde çocuklar için felsefede önemli bir kavram. Sözlük kullandırmak. Eğer sınıfta birkaç çocuk kitap okurken yanında sözlük bulundurmaya başladıysa siz çocuklara felsefe öğretimi konusunda çok iyi işler yapıyorsunuz diyebiliriz. Ee, ama çocuklardaki o coşkuyu da öldürmemek lazım. Yani bir şeyi derin düşündürürken sürekli derin düşüneceğiz, sürekli derin düşüneceğiz şeklinde değil. Bazen hiç düşünmeden de dans etmesi, e, hiç düşünmeden e, coşkulu bir şekilde e, arkadaşlarıyla kahkaha atması e, yadırganmamalı. Sürekli düşünmek e, demek, sürekli somurtmak demek değildir. İnsanlar e, bir espriyi gördüğünde de kahkaha atarken de düşünüyor olabilir ama ihtiyaç duyduğunu bir konuda derin düşünebilmeyi sevdiği anda sevmesi bizim temel hedefimiz bunu defa defa söylemek istiyorum sınıf ortamında yapılması gereken bazı şeyler var arkada mesela herkes birbirinin yüzüne dönerek çember oluşturarak da bir tartışma oluşturulabilir ya da iki farklı gruba ayrılır. Sınıf iki farklı yapıda iki farklı ekip birbiriyle yarışarak da çalışabilir. İşbirliği içerisinde de çalışabilir. Küme çalışmaları da yapılarak da felsefe çocuklar için felsefe çalışmaları yapılabilir. Örnek verelim. Bir konu seçeriz. Deriz ki yaşadığımız şehirdeki su kaynakları bizim için yeterli midir? Yani bir grup e, devlet su işlerinde yetkili kişilerle röportaj yapar. Bir grup e, su çok fazla su kullanan örnek veriyorum. Araba yıkamacılar, araba temizlikçileriyle röportaj yapar. Bir grup internetten bir araştırma yapar. Sonra hep beraber tartışılır. Şimdi bu küme çalışmasıyla bir konunun derinlenmesi, araştırılmasıdır. Sunumlar olur. Sunumlarda sorular olur ilk durumlarından daha derin bilgiye sahip olmuş olurlar. Ama daha fazla bilgiye sahip olmak bir felsefi çalışma değildir. Bilgilerin tutarlılığına bakmak felsefi çalışmadır. Yani madem sularımız azalıyor, neden ee, araba yıkayıcıları daha çok su kullanıyor çocuklar? Şimdi bak, orada bir veri var, bir bilgi var, burada da bir bilgi var. Bu iki bilgi birbiriyle tutarlı değil. Neden? Tutarlılık sorgusu, doğruluk sorgusu, güzellik sorgusu, etik felsefesinin e, epistemolojinin ontolojinin konuları bunlar. Yani çocukluk düzeyinde yapılabilecek temel şeyler bunlar. E, sorgulama. E, bu kendisi kendini sorgulamayla alakalı olarak günlük çalışmaları çok faydalı olabilir. Yani çocuklar günlük tuttukları takdirde e, bu tuttukları günlükleri geriye doğru okudukları zaman kendilerindeki gelişimleri çok net görebilirler. E, bu, bu sağlanabilir. Kendileri okuyabilirler. E, kendi okuduklarına kendileri dönüt verebilirler. Ya da arkadaşlarını okutabilirler. Siz kendi günlüğünüzden bir şey okuyarak çocuklara bakın çocuklar o zaman ne kadar üzülmüşüm. Şimdi e, olsam hiç o zamanki kadar üzülmezdim diyerek kendi pişmanlıklarınızı, kendi e, düşüncelerinizi rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Böylece aslında insan sadece e, bir beyinden ve beynin içerisindeki elektrik dalgalarından, elektrik sinyallerinden oluşmadığını anlarız. E, hormonlar dediğimiz ve duygularımızı kontrol eden bazı başka mekanizmalar, limbik sistem de Düşüncelerimize yön veriyor ve e, bazı tepkilerimiz duygusal tepkiler ve Bu tepkileri daha sonra düşünmek, e, oradaki yanlışlarımızı görmek bizim için önemli. Aileler e, ev ortamlarında bir konuşma özgürlüğü oluşturabilir. Öğretmen e, çocuklarla sınıf ortamında bir konuşma özgürlüğü oluşturabilir. Yani ne konuşuyorsunuz kendi aranızda diye bağırdığı anda, öğretmen kızdığı anda ve kendi yönetmediği konularda çocuklar kendi gündemlerini konuşuyor olduklarında tepki verdiğinde, aşırı tepki verdiğinde e, sorgulama ortamına zarar verir öğretmen. Sorgulama ortamı herkes ve her şey tartışılabilir demektir. Hayır çocuklar beni tartışamazsınız, benim söylediklerimi tartışamazsınız demek sorgulama ortamına zarar verir. Öğretmenin yapacağı şey İlk başta kendi kendini sorgulamasıdır. Dolayısıyla çocuklar ben size geçen böyle söyledim ama şimdi düşünüyorum da yanılıyorum. Bundan vazgeçiyorum bu düşüncemden demesi çok önemli. Öğretmen sadece metin hikaye okuyarak, masal okuyarak, film izleterek de değil. Soru sorarak da çocuklara liderlik edebilir. Kendi çocukların kendi dünyalarında kendi felsefelerini inşa etmelerine destek olabilir. Değişik sorular, iyi kurgulanmış sorular, önemli sorular, sınıftan gelen önemli sorular listelenip oylanabilir. Öğretmenin kendi kafasına takılan soruları sorması sınıfa çok önemli. E tabii çocuklar da soru soracak. Öğretmenin Öğretmenin soru sorduğunda çocuğun e, sorusunu dinleyen öğretmenin vereceği tepki işte tam dediğim o liderlikle alakalı bir şey. Yani e, çocuklar için felsefe alanında daha çok kolaylaştırıcı ifadesi kullanılıyor ancak bazen öğretmen zorlaştırıcı da olmalıdır. Yani daha derinlere inmeleri için e, kapasiteyi zorlayıcı işler de yapmalıdır. E, sürekli kolaylaştırmak aslında... E, gelişimi engeller peki öğretmen böyle bir soruyla karşılaştığında ne yapmalı İlginç sorular sormalı düşündürmeli tartışmalı ama kendisine bir soru geldiğinde nasıl bir tavır izlemeli önce biliyorsa biliyorum bilmiyorsa bilmiyorum demeli e, bilmiyorsa bilebilirim öğrenebilirim deyip araştırmalı e, biliyorsa biliyorum ama hatta eminim ama yine de kontrol etmek istiyorum diyerek bilgiyi bildiği bilgiyi kontrol etmeli. Yorum sorusuysa da bir fikrim var ama izninle biraz düşünmek istiyorum. Çünkü düşünmek düşünerek bir bilgiye ulaşamayabilirsin ama yorum dediğimiz şey düşünerek bildiğin bilgileri toparlayarak bir sonuca varmaya çalışarak bir yorum elde edebilirsin. Evet. Dolayısıyla böyle yaklaşmalı öğretmen. Böyle yaklaşırsa ne olur? Ee, böyle yaklaşırsa çocukla olan ilişkisi daha iyi olur. Çocukla ilişkisi iyi olur ne demek? Çocukla daha iyi anlaşır ama iletişim becerileri çocukla iletişimi daha güçlenir ama çocuk güven duymaya başlar ve ne yapacağını öğrenmeye başlar. Yani ben de bilmiyorsam bilmiyorum demeliyim, biliyormuş gibi davranmamalıyım demeye başlar ve e, araştırabilirim. Yani bilmiyor olmak demek öğrenmeyeceğim anlamına gelmez. Hatta bizde bir söz var, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Bu sözü e, çocuklara e, bir kompozisyon yazdırdığınızda aslında çocuklar için bir felsefe çalışması yaptırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla ben e, bu videoda sizlere farklı farklı ifadelerle şunu e, kabul ettirmek istiyorum. Çocuklar için felsefe demek çok özel birkaç çalışmayı yapmak demek değildir. Çocuklar için felsefe her alanda spordan sanata e, matematikten fene birçok alanda düşüncede derinleşmeyi sağlamak, o düşüncede derinleşmeyi sağlamayı sevmek. Yani daha sonraları tekrar tekrar aynı konularda düşünceye de derinleşmeyi başarabilmek, başarabileceğini düşünmek gibi e, yetileri sağlanabileceğini farklı derslerde, farklı materyallerle, farklı metinlerle, farklı araçlarla bunların yapılabileceğini söylüyorum. Benim bana göre Nasrettin Hoca büyük bir filozof. Yani benim gözümde gelmiş geçmiş en büyük filozof fıkralarına gülmüyorum birçok kişinin de güldüğünü düşünmüyorum ama çocuklar için felsefe yapacak kişilerin Nasrettin hocanın fıkralarını peyder okutmalı, oynatmalı ve sorgulatmalı diye düşünüyorum aslında özenerek yap yapılmış e, son derece ilginç çalışmalar e, fıkralar e, masallar üzerine çalışılabilir masallar e, hayal dünyasını güçlendiren şeyler ve mantıklılığı çok sorgulanabilecek şeyler. Günümüzde bir öğretmen bir masal anlatarak, çok ıı, coşkulu bir masal anlatarak çocukların akıllarında oluşan şeyleri sorgulayabilir. Ben şeyi çok seviyorum. Mesela yeni bir kelime öğretme. Çocuklar bunda çok başarılı oluyorlar. Ve çocuklarla felsefe çalışmalarında yeni kelimeler öğretme işini çok seviyorum. Eee Küçük yaşlarda dil becerilerinin ilk geliştiği anlarda birçok anne ve baba da şahit olmuştur. Mesela tencere, kapak, kapak gazoz kapağı, tencere kapağı, peki klozetin kapağı, peki ayakkabı kapağı. Ayakkabı kapağı nedir oğlum? Ayakkabıyı içine koyarız, kapağı kapatırız. Ona ayakkabı kapağı diyorum. Ayakkabı dolabının kapağı yerine ayakkabı kapağı. Ya da e, dudak yerine ağız kapağı gibi ağzı dudakla kapatıyoruz baba. Ağız kapağı. Şimdi çocuk e, burada dilin yapısını çözdükten sonra yaptığı şey çok ilginç. Kendi farklı kelimeler üretiyor. Bu desteklenebilir. Yetişkinlerde de kendi alanında uzmanlaştığında bu desteklen çok hoşlarına gider bilim insanlarının fikir insanlarının yeni kelimeler bulması çok hoşlarına gider. Sadece kelime bulmak değil dil merkezi çünkü dil toplumun biriktirdiği düşünce mekanizmalarının düşünce Parçalarının bir bileşimidir aslında dil çok kıymetli bir şeydir. Felsefe öğretiminden tutun öğrenmenin öğrenmesine kadar kişinin e, psikolojik sosyal gelişiminin tamamı aslında dildeki o e, devrelerde yatar diyebiliriz. Sadece kelime uydurmak değil e, bazen söz uydurmak da e, çok işe yarayabilir. Örnek verelim. E, Atatürk'ün ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim sözü. E, sporcu e, bileşenlerine ayırıyoruz. Sporcu zeki, çevik, ahlaklı. Onu bileşenlerine ayırdık. Bir meslek grubu ve meslek grubunun özellikleri. Peki çocuklar sizler de şöyle bir söz yazın. Ben öğretmenin nokta 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 ve nokta nokta olanını severim. Bakalım 3 tane Öğretmen özelliği olarak karşımıza ne çıkacak? Ali oku bakayım yavrum öğretmenim ben şöyle yazdım ben öğretmenin sözümü kesmeyen bana her gün günaydın diyen ve beni sevenini hiç severim. Peki Fatma oku kızım sen ben öğretmenin güler yüzlü bana bir şeyler öğreten ve bana kızmayanını severim mesela. Bak ne oldu? O sözü analiz ettik. Her çocuğun kendine ait bir sözü oldu. Ama konu ne? Öğretmen. Sporcu değil. Sporcuyu Atatürk söylemiş. Ve kendi düşüncesini söylemiş. Şimdi çocuklara kendi sözlerini yazmayı 3-5 örnekle anlatmaya başladınız. Bir bakıyorsunuz çocuklar kendileri başka sözleri devşirerek ya da kendileri farklı sözler oluşturarak çok güzel cümleler kurmaya başlıyorlar. Bu düşünmenin bir eseridir. Ve çocuklar düşünmeyi öğrenecekler. Düşünmeyi sevecekler. Sevgili eğitimciler. Bazı kavramları, ilişkili kavramları gündeme getirmek lazım. Bu videonun sonunda 10-15 tane bir kitap tavsiyesinde bulunacağım. Ama mesela adalet ve eşitlik. Adalete sözlükten bir bakmalısınız. Eşitliğe bir bakmalısınız. Aynı şey olmadığını anlamalı çocuk. Eee... Hukuk, hak e, kavramları yakın ilişkili kavramlar. Peki e, başka yakın ilişkili kavramlar neler? Bu kavramların birbiriyle ilişkisi nedir? E, öğrendikçe yeni kelimeler öğrendikçe o kavramla ilgili daha da derinleşecek. Dolayısıyla sözlüğün önemli olduğunu söylemek için doğa gezileri, doğa yürüyüşleri, deneyler, farklı deneyler. E, Birlikte yapılacak işbirlikleri, farklı sınıflarla okullarla yapılacak işbirlikler bunlar da yine çocukların gelişimi için son derece önemlidir. Bir resmin güzel olup olmadığının tartışılması, bir davranışın doğru olup olmadığının tartışılması, mesela okul duvarını boyayan çocuk acaba... Doğru bir şey mi yapıyor? Okul duvarını boyamak doğru bir davranış mı? Şimdi bir grup evet diyecek, bir grup hayır diyecek. Sosyobilimsel konulara benzer bir şekilde. Hani nükleer santral gerekli midir, değil midir? Hayvanat bahçeleri olmalı mı, olmamalı mı gibi. Siyah beyazı soruyorsunuz ama aslında doğru cevap gri'dir. Yani ak ve kara değildir her şey. Farklı renkler de vardır. Tartışmalar farklı konular da getiriyor. Ha böyle bir okulun duvarını boyaması çocuğun doğru mudur? Evet, doğrudur. Hayır, doğru değildir. Ya da büyük bir kısım hayır, doğru değildir diyecek. Ama soruyu değiştirerek sorduğumuzda, örneğin çocuklar müdürden izin alırsak ve velilerimizden izin alırsak ve eldiven kullanırsak okul duvarlarını boyayabilir miyiz? Evet, boyarız öğretmen. O zaman bakın izin almak bize suç gibi gelen, yanlış gibi gelen bir şey de izin aldığımızda yapabiliyoruz. Mesela para almak, borç almak izni olan kişi, bir kişinin izni varsa aldığımızda borç diyoruz. Eğer izni yoksa hırsızlık diyoruz. Bakın izin almanın önemine konuşmaya başlıyoruz. Çocuklara e, bu tür zihinsel egzersizleri ön plana çıkaracak e, sorular sorabilirsiniz. Ee, mesela e, kırmızı e, başka videolarımda da vardı. Bu e, kırmızı ışıkta dur, sarı ışıkta hazırlan, yeşil ışıkta geç benzeri e, kırmızı ışıkta sus, ben konuşacağım diyebilir öğretmen ve sonra der ki e, sorusunu sorar, sorduktan sonra sorusunu sorduktan sonra der ki şimdi sarı ışık biraz düşünün şimdi der yeşil ışık yeşil levha gösterir der ki şimdi herkes konuşabilir artık şimdi o aradaki sarı ışık konuşma yerine düşünme kültürü kırmızı ışık dinleme ama dinleme aynı anda düşünebiliyorsun ama dinleme başka bir şey bir de düşünce için bir süre vermek lazım. Bu çok önemli. Öğretmen bir soru sorar çocuğa. Çocuk hemen cevap veremez. Öğretmen bir süre beklemelidir. Sonra tekrar sormalıdır. Öğrenci yine cevap veremez. İpucu ister misin demeli ve bir ipucu vermelidir. Öğrenci yine cevaplayamaz. Otur sen, başkası cevaplasın demez. Ne der? Eee yavrucum, sen biraz daha düşün. Ben tekrar sana soracağım der. Bu arada diğer arkadaşlarına sorar. Arkadaşlar eğer dikkatli dinlerse ya da kendi düşünerek bir noktaya varırsa soruyu cevaplar. Yani e, bilemedin otur sıfır. E, Ancak sinemalarda olur. Gerçek eğitimciler böyle davranmazlar. Peki, e, bazı kitapları tanıtmakla başlamak istiyorum. E, Çocuklar için Felsefe, David White'ın Othie Angel'dan bir kitabı. Burada 40 soru var, çok güzel bir kitap. E, Başucu kitabınız olmalı. Yine e, çizgi roman sevenlerin e, Derde Deva Randevu e, kitapları, Murat Mendeş'in kitapları Çizgi roman tarzında filozofları tanıtan, filozofların gerçek düşüncelerini tanıtan bir kitap. Ee, Felsefe Makinası, Felsefe Giriş Kitabı gibi eğlenceli bir kitap. Ee, bu kitabı tavsiye ederim. Buradaki bazı örnekleri çocuklar için uyarlayabilirsiniz. Filozofun Çantası daha çok yetişkinlerin e, kendini yetiştirmesiyle alakalı bir kitap ki biz kendimizi ne kadar yetiştirirsek çocuklar için de o kadar faydalı olabileceğiz. E, Nasret bir Nasrettin Hoca kitabı mutlaka olmalı. Fıkralarının derlendiği. Ben Can Çocuk yayınlarından Süleyman Bulut'un kitabını size şimdi gösteriyorum. E, Tarık Uslu bilim öyküleri e, kitapları var. Bu değişik bir yazar. E, Acayip Şeyler dizisinin bir yazarı. E, bilimle alakalı bilim bilim felsefesiyle alakalı bilim hikayeleriyle çocuklara faydalı olabilirsiniz. E, ee, Anor Şirvan Mianci, e, nin, filozof meşe meşhur bir kitabı. Ee, çocukların okuyabileceği felsefe kitaplarını tanıtıyorum şimdi. Çaylak, Çaylak ile filozof yine e, Özkan Özen'in Kitabı, iki cilt, üçüncüsü var mı bilmiyorum. Çocukların okuyabileceği kitaplar arasında. Beş günlük düşünme kursları isimli bir kitap. Geçenlerde buldum çok güzel etkinlikler var içinde. Yani bir etkinliği derinleştirmeye yönelik bir şey. Felsefe ya çok güzel başlangıç olabilir diye düşünüyorum oradaki etkinlikler. Yine... Başlangıç olarak işin aslında çok basit olduğunu e, size hissettirecek olan e, felsefe yapma sanatı. E, e, Bernard Russell'ın önemli bir kitabı. Bununla başlayabilirsiniz ve hani çocuklara nasıl etkinlikler yapayım, hangi kavramı ele alayım, ne gibi sorular sorayım falan derseniz şu iki felsefe kitabı da e, dakikalar içinde felsefe ile mini felsefe. Yani büyük resmi görüp hangi konuya odaklanmanızı, önereceği bir kitap olabilir esas çocuklar için felsefede yani mutlaka başucu kitabı olan bu çıtır çıtır felsefe kitapları var Haklar ve ödevler zaman çok ve zaman yok doğa ve kirlilik başarı ve başarısızlık eh, ahlaki olan ve olmayan oğlanlar ve kızlar yaşam ve ölüm gibi eh, kitapları da çocukların okumasını tavsiye ediyoruz Tabii eh, Geniş omuzlu Platon'un maceraları diye bir kitap serisi var. Bu Platon'un çocukluk dönemi, şu işte Platon kurgulamışlar, bir çocuk düzeyinde bazı kavramları, olayları ele almışlar. Bu da yine çocukların okuyacağı, çocuklarla birlikte okunabilecek kitaplar için önemli. Şimdi Özge Özdemir'in çok kıymetli bir hocamız bu felsefe sınıfı kitabı var burada e, örnek metinler falan var ve bunun yine bir seri olarak Red House Kits'in e, serisinden bir tanesi en iyisini yapmak mümkün mü çocuklar için felsefe e, serisinden bir kitabını birlikte tavsiye ediyorum e, mutlaka hocayı okumalı tanımalısınız e, çıtır çıtır felsefenin benzeştirdiğimiz e, filozof biri filo biri zof Heh, iki kişi ee, burada bal gibi felsefe ee, yalan söylesem ne olur okula gitmezsem ne olur kurallara uymazsam ne olur kavga edersem ne olur param olmazsa ne olur falan gibi farklı e, versiyonları var yine çocuklara okuyabileceğiniz çocukların okuyabileceği çocuklarla okunabilecek kitaplar ee, ders kitapları piyasadan bulabilirseniz mutlaka felsefe ile ilgili ders kitapları alabilirsiniz orada çok güzel etkinlikler bulabilirsiniz Tabii meraklı çocuklar için felsefi hikayeler ya da farklı hikaye kitapları e, Hikayenin kötü olması da aslında avantaj olabilir yani o kötü hikayeyi eleştirmesi kolay olur farklı hikaye kitapları farklı masal kitapları yine işinizi görür e, filozof çocuk e, Jena Morlon'un bir kitabı benzer kitaplarda aslında çok sayıda var anlatmadığım esas bu işin temelini oluşturan kitap Küçük Prens Küçük Prens tek başına okumak yerine Nurhan Hoca'nın Küçük Prens Üzerine Düşünme kitabıyla beraber okumayı öneriyorum burada bu kitabın nasıl okunacağıyla alakalı o hikayede nelere dikkat edileceğiyle alakalı ipuçları var Aynı zamanda Nurhan Direk hocanın tabi e, kendi hikayeleri e, olan bir kitabı var ve e, çocuklar için felsefe diye bir başka kitabı vardı. Gençler için felsefe diye yine bir kitabı var. Bu da yine çocuklara e, adapte edilebilecek ama gençler için özel e, kısımlar olan birkaç kitaptan birisi. E, çok hızlı bir şekilde. Ee, çocuklar için felsefe çalışmalarını özetlemeye çalıştım. Ee, yani dersin başlangıcında ilgi çekici bir e, ders o, organize edici, dersin tamamına yön veren bir nesne, bir oyun, e, bir şarkı, türkü e, bir şeyle başlamak lazım. Ama ondan önce amacımızı belirlememiz lazım. Sonra. O ele aldığımız şeyi sorgulamalı, üzerine düşünmeli, tartışmalıyız ama daha çok argüman üretmeli, kanıt üretmeli, parçalar ayırıp parçaların tutarlılığına bakmalı ee, bakmalıyız. Yani bence böyle, sence nasıl, aa herkes fikrine saygı duyuyoruz dediğiniz anda felsefe yapmamış oluyorsunuz, demokrasi eğitimi vermiş olabilirsiniz ama felsefe yapmak için sen az önce böyle dedin, şimdi böyle diyorsun, bu ikisi birbiriyle tutarlı değil gibi cümleler kurmak gerekiyor. Çocuklara bu cümleleri kurdurabilecek ortamlar oluşturmak, bu cümleleri kurdurabilecek çalışmalar yapmak tamamen çocuklar için felsefenin bir konusu. İona Küçüradi Hoca aslında bu konuyla alakalı ilk çalışanlardan birisi. Kendisine saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Bu konuda bize kattıkları ile ilgili. Bazı Farklı çalışmalarda gözlemliyorum. Tabii öğretmenler kendileri eğitim alıyorlar, aileler bu konuda eğitim alıyorlar. Çocuklara eğitim almanın dışında, nasıl öğretileceğiyle ilgili eğitim almanın dışında, çocuklara yönelik çok güzel, düşündürücü hikayeler paylaşılıyor. Masal anlatıcılığı yapılarak bu hikayelerden sorular çıkarmaları isteniyor. Soru çıkarılıyor, sorular soruluyor. Bu sorulara cevap vermeleri isteniyor. Bu etkinlikleri son derece önemli, faydalı buluyorum. Bu etkinlikler yayılmalı, çoğalmalı. Ama burada önemli olan felsefeyi korumak değil. Yani o yaptığınız çalışma doğru değil, çocuklar için felsefe çalışması değil, çocuklar için felsefe çalışması şöyle olur böyle olur gibi tartışmaları ben e, olabilir saygıyla karşılıyorum ama faydalı bulunuyorum. E, bana göre e, çocuğu anlamakla başlıyor her şey ve felsefeyi anlamakla başlıyor her şey. Felsefenin bir ihtiyaç olduğunu... Dolayısıyla çocuğun da bu ihtiyacı karşılama hakkı olduğunu bilmek çok kıymetli. Çocuğu tanıdıkça ve felsefe yapanların ürünlerini anladıkça, insanlığın nereye doğru gittiğini fark ettikçe, keşfettikçe ve çocuğun kendi e, düşünce mekanizmasını oluşturmasının ne kadar kıymetli olduğunu anladıkça bu tür önyargılardan ve eleştirilerden uzaklaşacağız diye düşünüyorum. Çünkü... Bir kişinin, beş kişinin, on kişinin yapabileceği bir iş değil bu. Tüm öğretmenlerin kendi branşlarında çocukları düşünmeye nasıl sevk edecekleri, daha uzun süre, daha derin biçimde nasıl düşünmeleri sağlayacakları ve bunu defa defa yapmak ancak sevgiyle olur. Dolayısıyla filozof da düşünmeyi seven ise, derin düşünmeyi uzun süreler yapmayı nasıl sevdireceğiz biz bu çocuklara, bunu dert edinmek Öğret Tüm öğretmenlerin görevidir. Yani ben çocuklar için felsefe eğitimi aldım. Şu videoları izledim, bu eğitimleri aldım. Ben yapabilirim, sen yapamazsın tarzındaki şeyler olabilir. Eğitimini aldıysan saygı duyarız. Daha çok kıymetlisindir. Daha çok şey biliyor olabilirsin. Haklısın. Ancak bu sadece sorumluluğu senin üzerine yüklemez. Bu o eğitimi almamış kişi öğretmenlerin de ailelerin de sorumluluğunda. Dolayısıyla bu videoyu çekmemizdeki temel amaç e, genel çerçeveyi ortaya koymak. Çocukların empati duyması, karşı tarafı anlamaya çalışması, anlaşılamazlığı anlaması, e, anlatamadığını fark edebilmesi, e, iletişimdeki problemlerin temel nedeni üzerine düşünebilmesi, e, sadece bakkaldan çikolata alıp onu yemesi değil. Bu çikolatalar ben neden bu çikolatayı seviyorum? Acaba hiç çikolata sevmeyen var mı? Herkes, tüm çocuklar çikolata sever mi gibi tüme varımsal düşünceler bir anda oluşturabiliyorsa ilginç sorular sorabiliyorsa toplumca iyi şeyler yapıyoruz demektir. Çünkü bir bakkalın da burada bir sorumluluğu var. Çocuğun kendi felsefesini inşa etmesinde bir öğretmenin de bir sorumluluğu var bir ailenin de sorumluluğu var kardeşlerin birbirleriyle etkileşiminin de bir etkisi var çocuğun felsefi gelişimine dolayısıyla bir bütün olarak bakmak gerekir tek bir kişi sorumlu değil birden çok kişinin burada görevi var sorumluluğu var o halde hayatta hayata karşı bakışımızda sorgulama kendimizi sorgulama toplumu sorgulama çok önemli yine Atatürk'e atfedilen bir söz var. Onu burada paylaşmak isteyerek istiyorum. Öyle bitirmek istiyorum. İzninizle. Ee, diyor ki sorgulamayan insan cahil, sorgulatmayan ise zalimdir. Sorgulamıyorsanız herhangi bir konuyu orada cahillik oluşur. Yani e, ne kadar kanıt gelirse gelsin bu böyledir dediğiniz anda o konuda bir cahilliğiniz ortaya çıkar. Ama insanlar sorgulamasın, insanlar düşünmesin, bu konuda kimse fikir beyan etmesin, bu konuda kimse görüşlerini söylemesin, görüş dile getirmek yasaktır. Dediğiniz anda da zalim rolüne dönüyorsunuz. Zalim olmak, e, sorgulamanın önüne geçmek demektir ve bunu biz e, doğru bulmuyoruz. Bir eğitimci olarak doğru bulmuyoruz. Çocukların sorgulamasına ...ve kral çıplak demesine serbest bırakmak, izin vermek gerekiyor. Onlara nasıl yapacakları konusunda öğütlemek, kaba kuvvet kullanmamak... ...küfür etmemek, hakaret etmemek, aşağılamamak şartıyla... ...insanların fikirleri eleştirilebilir ve bu doğruyu bulma amacıyla yapılır diyerek... ...böyle bir kültürel ortam oluşturmalıyız. Burada herkesin görevi var diyorum ve bu görevi e, hakkıyla yapmaya çalışmamızı öneriyorum dinlediğiniz için izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum şimdilik çok abonem olmadığı için cevaplar veriyorum sizden de eğer kafanıza takılan bir şeyler varsa eleştirmek önermek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazmanızı istiyorum son defa tekrar ediyorum bu 3 kişinin 5 kişinin 100 ya da 1000 kişinin yapacağı bir şey değil toplumsal olarak böyle bir kültür geliştirmeliyiz umarım Böyle gelişecek kültüre de bu videonun bir faydası olur. Ee, şimdiden herkese teşekkürler, sevgiler ve selamlar sunuyorum. Hoşça kalın.